Hello, survivors. Are you up to date with the Free Fire Pro League Season 4? Ve bununla birlikte oradaki killleri almak üzereler. Oho. Bu nasıl bomba Blazer? Almak istiyor Oze'nin pozisyonu. Oho. Çok iyi Oze. Yakta kalan yerde gelir. Yapacak burada. Bak, duvar yok. Onun önünde koruyacak. Oho. Harika bomba. 20 teams are fighting for glory, 35,000 euros and a slot at the Free Fire World Series. 2 weeks of the tournament were now over in no time, but there's still plenty of action to come. Let's take a look at the second week's best moments and check out the standings. Onu düşürmeyi başarıyor şimdi Krono Kalkanlı takımı, arkadaşını kaldırmak istiyorlar. Direkt koştu. Mbappe'yi bıraktılar, evet Mbappe'yi bıraktılar, direkt üzerine koşacaklar burada. Bad Smile'ın sonunda Blazer'in bombasıyla ateşiyi düşürmeyi başarıyor Boris. Bakalım yakın mesafede muhafız duvarların hemen arkasındalar. Blazer oraya da girdi. Crusher ve Blazer'ın aldığı naklar var. Çok zor anlar yaşıyor Bad Smile ekibi. Bakalım burada hayatta kalmayı başarabilecekler mi ama hayır. Bad Smile'ın ve Mbappe'nin dönüşmesiyle mahkum. Gaspar var. Hemen her ortada. Takımda bir kişi var şu an. Evet, her takımda bir kişi. 4 takım, 4 oyuncu zannedersem. Delta içeriye girmeyi başardı. Drop Elite de elendi şimdi Delta. Bakalım tek başına hayatta olan isim. Etrafında diğer isimleri de görmeye çalışıyor. Birebir artık muhafız duvarının hemen arkasında olan bir isim var ama Bad Smile de elendi. Bad Smile de eliniyor ve duvar koydu önüne. Oyuncu artık yan yana gelmek istiyor muhafız duvarlarla ve buradaki son fight verilecek. Madness'ın üzerinde hasar var. Haydi Madness Backstreet'e. Bu da bu yapı onunu getirebilecek mi Madness? Bütün hasarı da vermeyi başardı. Krono Kalkan kullanımı da geliyor. Haydi Madness başarabilirsin ve yapsak evet. Bravo Madness. Ve ilk soranın elendiğini görüyoruz. Her an temsilcimiz de elenebilir. Oyun alanında düşen bir Madness var. Bakalım buradan çıkmamız imkansıza yakın derken. Evet, mümkün temsilcimiz değil. Temsilcimiz de dördüncü olarak veda etmiş oluyor buraya ama güzel bir sıralama puanıyla çıkmış olacağız. Darkness ekibi Vastum'unda da elendi. Boris Darkness 4 kişinin birlikte ayakta ve Power de ediyor Darkness. Vastamundo started off strongly on day one, but that's about as easy as it was going to get. With Assassins, Backstreet and Darkness all getting booyahs here. They end up top of the table though, but only by a couple of points, with Tropa Elite, Darkness and Backstreet hot on their heels. Ulaştılar. Evet, Pavlakov gidecek G3'den. Aşağıladıklarını gördük yani. Buradan bir booyah çıkartamaz mıyız ama Pavlakos'a dikkatli olmak lazım. Crystal, haydi Crystal yapabilirsin dedim ve Pavlakos da geliyor. G3'de gitti ve ilk 3'teyiz. Evet, Pandas elendi. Son 2 Squad X'e ve FSB Vartiz karşı karşıya. Crystal yerde artık. Ama olmayacak. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok hayatta. Tek bir oyuncumuz yok. Var. Oldu. Oo, Squad X'e. Nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir bu? Olur hayatta tutan. Buradan çıkması imkansız. Sanki biraz daha yakın görünüyor bu arada. Evet, Luka'da oyun alanı düştü. Alex artık çok açıkta. Artık son 3 takım ve 2 takım kalıyor. Vastum'unda gitti. G3 ve Line X2 ekipleri karşı karşıya, inanılmaz bir kaos var şu anda. Evet, alandan çok hasar yiyorlar, alıyorlar ama G3'yi alacak gibi duruyor. Bakalım oyun alanı içerisinde kalanlar var ve G3 eleniyor. Line X2 1-6. Ablakos'u avlamayı başarıyor yani. Vastumundo'ya free kill points anlamına geliyor bu. Bedavadan kill puanları geldi tepelerine kondu. Pavel de orada, Pavel de gitti. Evet, G3 de artık yok ve son 2 takım Vastumundo. Overpower tarafında 4-2 oynayacaklar. Vastum'unda artık burada bu yaya doğru koşuyor diyebiliriz. Luka 4'e 1 Candarı da indirdi. 4'e 1 de var sadece. Evet, artık gitti. Overpower da gidiyor ve Luka önderliğindeki takım. Burada tek bir bomba Unexpected'ı ortadan kaldırabilir. Unexpected tarafında Mitar. G3'i de Pavlakos indirmiş. Unexpected ve G3 birbirini eleyecek burada ve bu Line X'in işine gelecek. Bir bomba, bomba var oraya yapabilir. Giden. Bomba Kays'ın üzerinde de hasar bıraktı. Şimdi Unexpected artık yok. Hayatta kalan tek bir isim vardı orada bir ve Line X2 için ikinci boya anlamına geliyor bu Boris. Bakalım. Günü iki boya ile kapatacaklar. Üzerine doğru da evet. Koşuyorlar ve G3'nin elenmesi Line X2'ye ikinci boyayı getiriyor. Harika. Day 2, however, proved that the League Circuit format was all about consistency. Line X2 managed to get 2 booyahs, yet still finished in 4th place, albeit with a strong points total. Vastamundo, on the other hand, only getting the 1 win, but rocketing up to 75 points because of a ridiculous number of kills, 50 in just 4 games.
Let's now take a look at how the league standings have changed after 2 weeks of the league circuit. Vastamundo begin their title defense strongly, with being the only team over 200 points so far. Grow Up Esports are also fairly solid in second place, for now, and behind them, it is anybody's to take at this point of the competition. Squad XZ, FastPay Wildcats, and G3, for example, are separated by just 7 points. And in the 90s, as far as points are concerned, we've got Darkness, Ray Esports, and Bad Pandas, and Darkness and Ray Esports have 4 games in hand as well. So that's everything for week 2's recap. I'm Jorasar, and I invite you to come join us next weekend, Saturday and Sunday at 3 o'clock CET for more free fire Pro League action. See you there.